Selamun aleyküm değerli takipçilerimiz, Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hadi bir de anneme geliyor ama. Şimdi ya çocuk diyordum, üşüdü. Onu daha verdiydim. Dün de ele yapma, bayağı oluyor. Dün Ayşe ettik bazlama arkadaşlar, bugün de bana yapıyor. Dün sizden verdiğim bazlamayı akşam bir tane ağabeyim miydi, yok tabi annem miydi? Annem burada mıydı? Anneme de nasip oldu. Annem de vardı, annem de vardı. Benim annem. Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm. İki gündür elbisen buradan çıkmış. Yenilerine geldi biliyor musun? Bazen aynası iyiydi. Zabana, Şahin, Duran. İnsanı üzülür olur. Aynen vallahi. Kaç aydır gitmem ben bazen ayı. Senin kağıdı var mı? Yok iyi. Seninki çok bunda. Benimki azıttı. Üç ele verdik ben ama. Benimki az. Ben iki elek mi ne vardı arkadaşlar teyirizin tabanında. Bir torba da öylesine aldıydım. O teyiriz bitsin diye boşalttıydım hepsini. Bizim köy bazlamasız yapamaz. Bazlamasız nasıl yapacaksın? Ekmek olmuş yedi mi illa? Hele ben hiç yapamam. İçini açtın mı iyi oluyor ya. Sen bir de iyi yapıyorsun bazlamayı böyle koca koca. Ben seni duktum zannettim. Yo ben yollarda da konuşa konuşa geliyorum şeyle. Aradım arkadaşlar 29 dakikaya orada tam bir saat oldu. Kız Ülviye ablayla ne konuşuyorduk yolda. Hatice abim de soruyor yarın gideceğiniz diye. Burhan'dan konuştum be. Yani öğlene yapacağız sanmış bazlamayı. Daveti de demiş. Kimi daveti vardı? Şeyin Miram annenin gibi var da bugün. Ha Fatih abi gelin kapısını olun diye o muydu? Nasıl kazanlarla yemek bir şey oldu o? Davet demişler de bir davet vardı da gitmemiş. Niye gitmedi ki? Gerçi bizimkiler utanır öyle illere. Vallahi bak. Kimileri var vallaha. Bir sigarayı kar bilirler bizimkiler de utanır. Ha giderdi bu beni öyle yemeyenden kurtarırdı. Ha bize niye utanıyorsunuz? Gidin karnınızı doyurun. Adam davet etmiş. Ne diyeyim? Hiç utanmam vallaha. Ne demişler? Yemek buldum mu? Git ayak buldum mu? Kaçtı. Aynen öyle. Ben de herhalde diyorum ki yolda gelirken herhalde diyorum Hacer başladı da yarısını gitmeye başladı. Evet canım. Vallahi. Gidecek adama da bakalım be. Yemeği pişirdim. Evleri toparladım da süpürge bile çalmadım. Annem bile gittim. Biber kalıplarını yaktım. Dört karlık yer ektim. Annem de stilir sulamış. Stil dikeceğimiş. Onu da geri çekmemiş. Girmedi de. Şey var mı acaba kahve? Kahve mi? Türk mü şey mi öbüründe? Meskafe normal. Var. Suyunu koy da kahve içerim. Canım da kahve istedi. Ta evde istiyordu arkadaşlar da. İşleri bitirince yapayım bir içeyim dedim. Onu da sen mesaj atınca içemedin. Kaybediyorsun hemen. hemen. Sıcak su var şunun içinde. Rıcıktan çek yürüyeyim. Hepsinden var kahve olaraktan. Bizim kahvemiz bitti vallahi. Kahvesiz yapamam ben. Ben de yapamam da benim kahvem bitti. Türk kahvem de bitti. Ondan sonra mez kahvem de bitti. Alınacak bize. Ben otururum masanın başına. Çayımı da içerim, kahvemi de içerim. Allah razı olsun bir takipçim getirdiydi. Yurt dışından bir takipçim gönderdiydi. Onu da şimdiye kadar içtik. Almadım da. Benimki de bitti de ondan vardı diye dediğin gibi abinin getirmiş imiş. Onda bitti. Geçen şeyden aldım. Bim'den. O da nasıl pahalı? Ne? Şu şey kayfe şöyle. Meskafe. Şu indirme gelenden mi? Yok. Kavanozun içinde kız. Ha. Onun meskafe değil. Ben her gittiğimde Bim'e Türk kahvesi, öbür kahveden süt tozu hepsinden alırım. Abin yine almış şeylerindedir. Şunu da evvel kurtenle gittiğimizde aldım. İnsan arı orada. Hı? İnsan arı orada. Aynen öyle. Ben kahve olsa da olur olmasa da olur da arkadaşlar da çay çok severim ben. Yani aniden biri gelebilir değil mi? Rahat hani şey oluyor biliyor musun? Pratik oluyor. Sana çay yapayım da iç. Aşk böceği bardağına. Aşk kadını, aşk bardağına gitsin.
Aşk adını ne ya? Orhan aşk değil misin? Ha. İyi. Orhan'ın göz bebeği değil misin? Öyle canım. Benim sesimi duymadan yapamaz. Tabii ki de. Arasına girip demeye beni arar. Sevgi bir başkadır. Sevmek, sevilmek de daha bir başka. Aynen. Orhan'ın işlerini ben severim vallahi. Allah razı olsun. Daha bak kaç senedir bir kalbimizi kırmadık. Kalp kıracak ne var ama. Allah kız aşk kadını ne diyor. Daha ben patates seçeceğim arkadaşlar. Şuradan kalkayım da. Patates seçeceğim patates var mı? İçeride de vardı. Götüreceğim. Akşam şahı götür. Aynen bana şeyi arabaya koy, bagaja girmez de. Bagajı fullemiş hayır. Neresi ne girecek? Ne vardı içinde? Bagajın içine bir koysun hoparlörlerinden dolu. Hoparlör mü? He. Bir geçen Aksaray'a gittik. Kavamı beynimi şişirdi. Dam kudu. Genç öyle olur. Ha bile de alıyor valla arkadaşlar. Ha bile de alıyor. Bizim araba varken Volkan da alırdı. O da ucuz da değil. İki tane hoparlör 1200 lira. Lavaboya temizliği hiç bitmiyor. Ben de git koşa yaptım. Girdim tertemiz valla. Abi yemek yiyor, yemek yerken adet ya şuraya ayetten bir değişik kullanıyor sandalyenin altını. Zaten sandalyede oturdu mu? Masada yok, aile bir de yiyemiyor işte, ayaklarından oturamıyor çocuk yazıyor. Sizin Hacer gelin de oturamıyor mu sanki şey diye? Diyordu arkadaşlar diye oturamıyor mu diye. Niye oturamıyor o şeyle? Daha kaç yaşında da yine oturamıyor. Ya var aslında benim ağrıyor, ne oluyor? Onun tek bir sıkıntısı var. Ayrıca verecek. Kiloyu? Onu verdikten sonra dıpçık gibi olur valla. Ben verdim de arkadaşlar şeyde oruçta kilo aldım. Börekliği de ayır da. Ha böreklik. Heyecanım. Dava peyniri çıkardım dolaptan dün dedim ya sen dava peynir olaydı böyle giderdik diye. Hey ben dolaptan çıkarmayı unutmuşsun. Onu da son saate dek getirdik. Patates kavurdum arkadaşlar. Artık patates yaptım. Yumurtalı börek yaptım. Miremin genelde de en kaliteli patates. Çorap getireyim mi yani? Yok işim olmuyor. Patates tabi kaliteli. Şeker deposu. Şeker mi? Şeker deposu. Ama ne yemeğe de giriyor. Patates olmanca ne oluyor orada. Vallahi patates olmasa biz o anlımız dokunmaz arkadaşlar. Paslama patates su var. Ne ya? Vallahi. Fasulye, patates. Annem yüzden yeşil soğan getirdim daha önce tazecik. Onlar olmasa yufka ekmek bizim anlımız ne doymaz. Vallahi ben yavan ekmeğin içine soğanı düründüm de yedim mi nasıl severim. Ben onu bulaşık makineye dizmeye vurdum. Abi İngiliz'e gidince elimde yıkıyordum. Daha yine makineye koyuverdim. Neyse arkadaşlar ben şunu da tutayım camlar da ondan sonra görüşürüz. Devam ederiz. Ama yanlış. Yumuşak değil mi bu? Tamam. Çobazın oraya bak hala her şey yanar kız. Melisa ne iş görüyor mu öyle Melisa? Buyurun gelin arkadaşlar. Bazlama yağlan canlar. Valla pambuk gibi bazlamalarımız oldu. Hamurları da iyi tutmuşsun. Kendine de gelince al. Şey elime de sığmıyor. Ne hamurlar mı? Kocaman kocaman olmuş. Buyurun gelin arkadaşlar taze taze bazlama yağlayalım. Çemen seven çemen yağlasın. Hacı yaz bunu çemen yedin mi? Adamın yanına da yaklaştı. onu yedin mi? Hemen kokusunu vermiyor zaten bir gün sonra veriyor. Onu da hemen banyoya gireceğim. Banyoya gireceğim.
7-24 saat banyoda çıkmaya çıkıyor. O gün akşam aradan iyi bir yıkıracıya. Kaynar suyuna. Ulan şeyi kabarır valla. Bizim eve zaten çemen girmez arkadaşlar. Şahin asla çemen sokma oraya eve. Hayır ben severim çemeni de. İşte sonrası. Sonrası var. Ha, Allah. Maşallah. Yeni sıkılıyorsa Allah taş etsin şuna bak. Yeter öyle olur bazlama işte. Bir bazlama itme böyle. Kucucuk kucucuk bazlama olmaz. Aynen bize bazlama itme öğretiyor bunlar Ayşe. Vallahi arkadaşlar bunlar kucucuk yapıyor. Kucucuk. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben görmüyorum. Ha görmüyorum. Pambuk gibi oluyor vallahi bazlamalarımız. Pambuk. Ben bir yerde de gördüm. Böyle kucucuk itmişler bazlamayı. He. Şu hani 5 kiloluk bidonlar var ya. Onun kapağı kadar. Ağzı. Leğı o kadar bazlama olur. Çok yemiş, çok yemesinler diye. Şuna şiit de hangisi üstüne? Nasıl? Çok yemesinler. Bir yiyen bir yesin, ikinciye utansın diye. Aslında bazlama çok küçük olacak. Sarı bezini attım dedi Melisa. Bebeği. Çok orada kalmıştı. Oturga oturga. Hacı gelin de yoğurdu. Olsun. Gerçi geldi için. Geldim alım. Yoruldu. Ne yorulalım ne var? Ergun yatıyor. Yoruldu. Gerçi bahçeler başlayalı vallahi hiç yatamayım da. Tamam değil, şöyle yuvarlar hep koy içine. Duyamıyorum da. Bir de Ramazan günü işe başladı arkadaşlar. İşte bu aldığı işte çarşıda yani burada koydu. Öğlene eve geliyorlar. İyi işte ne güzel. Bir de diyor koy da diyor dürümünü yaptıralım da yiyelim parayla diye. Zaten bir dürüm ne kadar kaç. Yani 100 milyon liraymış. Çalıştığını da oran mı bilecek? Yüze mi çıkmış artık dürüm? Dürüm ayran 100 liraymış. Ama. Bir dürüm 70 lira. Bir daha ayran? 20 oluyor lira. 70, 80, 90. 30. Yani 30 lira mı? Sen bunu bilmiyor musun? Biz de evde yaparız dürüm. Dürüm 70 lira işte. Zaten evde domates, biber, marul oluyor arkadaşlar. Yani. Bir de göğüs eti alırız, evde yaparız. Elimizden gelmeyen bir iş değil ya. 5-6 tane de çarş ekmeği. Aban da lisan, babam da lisan. Abingil öyle uzaktan iş aldın mı? Şey hazır böyle tantuni satılıyor. Ondan alırlar. 3 paket. Orada onu pişirir yiyirler. Evde yemek olursa onu koyarım götürürler kavanozlarına. Anne bir dur hele. Sen değiştirdin mi? Evet. Geç de yıka elini. Konuşanlar çok iyi. Başka nasıl yiyeceğim? Yok yok bez var ya. Yaş mı? O bez yaş mı? Melisa yıkamış. Bir bakayım onu. Melisa şunu yiyeceğiniz tertemizi kalakayım al. Tertemizi sonra. Var mı hanım? Yok. O son. Kafa çişmeye var. Biraz ısırın. Ayhan. Ayhan. Ne yapıyorsun oğlum sen? O börek bekliyor da bir türlü gitmedi. Vallahi elim şey gitmedi. Boş kalmadı ki. Bari çünkü bezi kaldı. Onu da yapayım da. Yaş bezine sildin ya ondan öyle oldu. Nasıl? İz kaldı. Tillerim dışarıya çıkarır tillerim. Sonra eve götüreceğim çatı katına koymayacağım. Niye? Şahin'e indirttirdim. Ben indiremem çatı katından. Hep beraber inerim ondan sonra tüy, tüplü saç. Oranın da kapısı dar değil. Kapısı dar bir de ışıklar aynı caminin minaresi gibi. Hatice yenge buradayken çıktıydı. Ucucuk kapısı var. Buranın çatı katı var benim dediğim. Var. Şu yerden çıkıyorum işte. Ne
Şurada da böreklikleri açayım arkadaşlar da. Siz böreklikleri açarken ben bir şey alayım dükkana. Dükkana ne olacağım? Kola alayım. Ama nasıl olacağım kola alayım. Sen böreklikleri yaparken sen şu bazlamaları koy, şu odana seç. Serinlesin, ondan sonra da dolabına at. Bir var mı? Yok. Aşkım pişmedi, çığır. Dedi çıkacağım ben böyle altına. Vallahi arkadaşlar olduğun evde tüpün ama şeyin tandırın olacak. Tandır olmadı mı bir işe yaramıyor. Şurada bir tandırımız vardı, o da uçtu. Komşumuzun Fadime'le yengeni. Bir de Fadime'le yengeye dedim. Temizlerken şey dedim, hep beraber temizleyelim dedim. Onlar da yazıp bağ çekiyor, temizleyemedi de. Ne? Yeni güzel başkan meşale bulun bayanlar.